Öncesinde belirttiniz ki aslında bu vahim ve menfur olayla ilgili iddialar muhtelif. Herkesin kendine ait bir doğrusu var. Fakat hakikat tektir. Ve bu hakikatin bir yönü de şudur ki bu olayda masum siviller katledilmiştir. Aralarında bir yaşındaki bir bebek de vardır. Bu katliamı kim, hangi amaçla ve hangi vasıtayla yapmış olursa olsun bunu şiddetle kınıyoruz. Hiçbir gerekçe bunu, bu katliamı açıklamaya yetmez. Ve kanaatimize göre hakikatin bütün yönleriyle açığa çıkması için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Ben bu vesileyle o menfur saldırıda vefat etmiş olan, katledilmiş olan masum sivillere Allah'tan rahmet diliyorum. Onların yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Yaralıların arasında durumu ağır olanlar var. Ölü sayısının artmaması için dua ediyoruz. Allah-u Teala yaralılara acil şifalar ihsan eylesin diyoruz. Mutlaka bu saldırının failleri, sorumluları, her kimse bunlar açığa çıkarılmalı. Hakikat bütün yönleriyle açığa çıkarılmalı ve sorumlular hak ettikleri şekilde cezalandırılmalıdır. Şimdi bu çatışma süreci devam ettiği müddetçe maalesef bazen hiç kimsenin istemediği, arzu etmediği, özellikle bizim istemediğimiz, aslında ehli vicdan sahibi hiç kimsenin kabul etmeyeceği sivil ölümleri de oluyor maalesef. Adına savaş denen bu çatışmaların, çatışmalarda ölen veya bu çatışmalardan zarar gören masum sivillerin savaşı olmadığı kesin. Ama eğer çatışma ve silah kullanma bir hak arama metodu olarak kabul edilirse, bu kabul edildiği müddetçe benzer olayların istenmese de bundan sonra da yaşanması muhtemeldir. Eğer adalet hakim olsa, eğer herkes kendi hakkına razı olsa, eğer herkes karşısındaki kişinin de hakkını tanıma konusunda istekli, vicdanlı ve biraz cesur olursa, ben inanıyorum ki bizim bölgemiz bu çatışmalardan kurtulur. Bir daha benzer şeyler yaşanmaz. Fakat maalesef biraz önce dediğim gibi herkesin kendine ait bir doğrusu var ve herkes kendi o doğrusunu tahakkuk ettirmek için o konuda belli bir noktaya ulaşmak için bazen birileri kendi ideolojilerine kurban edecek insanlar arıyorlar. Birileri kendi tahakkümlerini sağlamak için sivil de olsa insanları öldürmeyi kendilerinde bir hak olarak ya da işte bir kazadır diyerek üzerine örtme hakkında kendilerini görüyorlar. Eğer siyaset insan merkezli değilse, bu ister dış siyaset olsun, ister iç siyaset olsun, merkezinde insan yoksa ve adaleti gerçekleştirme hedefinden insan uzaklaşırsa, o zaman maalesef acılar yaşanıyor, acılar yaşatılıyor. Çoğunlukla da ezilenler mahzun siviller oluyor.